Işının süresi var mıdır? Işın tedavisi oradaki sizin ekibinizde hazırladığınız çizelgedeki organa ait bir tedavi midir? Diğer organlara sıçrar mı, zarar görebilir miyim diye düşünen izleyicilerimiz olabilir. Şimdi radyoterapi genel anlamda düşünecek olursak evet. Film çekilir gibi bir işlemdir. Evet hocam. Hasta bir masada hastanın yatış pozisyonunu sabitlenmiş bir şekilde, yani ona çeşitli aparatlar kullanarak yatış pozisyonu sabitlenmiş bir şekilde tedaviye alınır. Genellikle radyoterapi eksternal ve internal radyoterapi olarak ikiye ayrılır. Eksternal dediğimiz vücudun belli uzaklığından bir cihazla tedavinin verilmesi, internal dediğimizde ışınlanacak yere bir takım filkete gibi, plak gibi, düğme gibi şeylerin yerleştirilerek, iğne gibi bir takım şeylerin yerleştirilerek birebir o alanın ayrıca tedavi edildiği brakiterapi dediğimiz bir tedavi yöntemi vardır. Bir de internal tedavi dediğimiz damardan verilen radyoaktif maddenin vücutta kanserli hücreleri harap ettiği bir takım tedavi şekilleri vardır. Eksternal radyoterapi günümüzde en sık kullanılan tedavi metodudur. Vücudun belli bir uzaklığındaki cihazla hasta, stabil edilen hasta, etrafında cihaz çeşitli sizin tedavi şeklinize göre ve tekniğinize göre dönerek tedavileri verir hastaya. Bu tedavi verilirken hasta herhangi bir şey hissetmez. Yani tedavi verildi mi verilmedi mi bunu bile hissetmez. Acı, ağrı, sızı, herhangi bir sıkıntılı durumu yoktur. Radyoterapiyi yaparken artık günümüz teknolojilerinde 3 boyutlu görüntüleme metotlarını biz kullanıyoruz. 3 boyutlu görüntüleme metotlarıyla biz her bir organın, dokunun, tümörün yerini tek tek görerek, bilerek ve hedefleyerek tedavi yapabilmekteyiz. Tabii bu 1970'lerden önce bu metotlar olmadan biraz daha farazi yürüyordu tedavi metotları, ama tomografi, bilgisayarlı tomografi sisteminin radyasyon onkolojisi pratiğine girmesinden itibaren artık 3 boyutlu görüntüler üzerinden planlamalar yapılıyor. Nasıl oluyor bu? Hasta önce bir tomografi olarak görüntüleri alınıyor, ışınlanacak bölgeyle ilgili. Daha sonra o bölgeler bizim bilgisayarlı planlama bilgisayarı üzerine aktarılıyor. Orada hastanın bütün o bölgedeki doku ve organları tek tek giriliyor. Şekilleri beliriyor ve hastanın 3 boyutlu görüntüsünü siz bilgisayar üzerinde bu görüntüler sayesinde elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda da takip değil mi hocam orada? Sağlam doku ve oradaki sıkıntılı. Evet. O arada bu konturlama diyoruz biz bu işe. Konturlamalar yapılıp hastanın tümörü, organları, şunları bunları ortaya çıktıktan sonra DOS nasıl bir tedaviyle ilgili DOS seçeneğimizi biz fizik mühendisi, yani medikal fizikçi dediğimiz arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bu arkadaşlarımız bu dozu sağlayacak şekilde tümöre bu dozu, ama çevre sağlam dokuya da bizim tolerans dozları dahilinde dediğimiz dozları elde edecek şekilde planlamalarını yapıyorlar. Bunun için gerekirse 10, 15, 20, 30 tane planlama yapabiliyor arkadaşlarımız. Bir hasta en, adına. Evet, en mükemmel plan elde edildiği zaman bu plan üzerinden hasta tedaviye alınıyor. Tabii radyobiyolojideki ve radyasyon fiziğindeki gelişmeler de bizim artık bunları başarmamızda önemli rol oynamıştır. Şu anda tedavi edilen hastaların radyoterapi sonrası komplikasyon oranları giderek azalmıştır yeni teknolojilerle. Belki ilerideki teknolojilerde proton tedavi cihazları şu anda
gelişmekte olan ama çalışma aşamasında olan cihazlar belki bunlarla bu yan etki insidansları belki belirgin şekilde daha da azalacak olabilir. Ancak bu kontrollama işlemleri yapıldıktan sonra bizim setup günü dediğimiz bir gün var. İlk gün, tedavinin ilk günü. İlk günü. Evet, bugün aynı multidisiplin içerisinde çalışan radyasyon onkolojisi kliniğindeki medikal fizikçi arkadaş, hekim arkadaş ve teknisyen arkadaş hastanın sanal alemde yapılan planlarını gerçek hasta üzerinde oturttuğu ve uyguladığı gündür. O ilk gün üçü birlikte hasta tedavi masasındayken gelirler, alanlar ayarlanır, açılır, gerekli düzenlemeler yapılır ve bugün artık üç boyutlu görüntüleme de yani IGRT dediğimiz görüntü kılavuzluğunda radyoterapi metodunun da gelişmesi üzerine üç boyutlu olarak hasta her yönde birebir oturtulduktan sonra tedavisi başlanır ve bu şekilde tümör tam hedeflenerek çevre sağlam dokuda minimal yani bizim tolerans sınırları hatta onun altında dozlarla ışınlamalar yapılır ve bugün artık hastalarımız dediğim gibi daha önce yaşadıkları o acı verici semptomları artık günümüzde peyderpey yaşamaz hale gelmişlerdir. Daha rahat tedavi sonrası, daha konforlu, daha uzun yaşam sürelerine sahip olmuşlardır.